Kız. Dur kız. Dur inne minne batacak şimdi dur. Yavaş. Seni getir deyince ses etmedin ama. Sen ne diyorsun be? Kardeşim! Kardeşim! Sen ne yapıyorsun be? Ne diyor bu be? Ne diyor bu Mehmet? Söylenenler doğru muymuş yani? Ne parası? Kızın parasını vermedin mi? Verdim. Size alt etmek düşer. Saptın mı lan kızımı kartonuza? Bu kartonuza Allah belanı versin. Söyle. Utanmıyor musun? Enin kadar kızı utanmıyor musun? Hayvan nasıldın? Dur. Torunun kadar kıza nasıldın? Bize bakıyor, rezil oldu. Getirmiştim paranı ve kartonuz. Getirmiştim kartonuz. Getirmiştim. Getirmiştim. Ah be evladım. Bitirdin gençliği. Ne yaptın? Ne istedin bu yaşlı adamdan? Şadiye saldırmış. Şadiye saldırmış. Sevdiğim kıza elini sürmüş. Yazık ettin kendini. Al bunu götür. Al. Allah Allah, benim yüzümden hayatı söndü çocuğun abla. Abla götürüyorlar ama. Tamam Şahin. Tamam yavrum. Tamam. 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 Götürecekler ama polis hemen bir şey sorup geri getirecek. Yok bir şey. Bir şey olmayacak. Merak etme. Ayasofya! Abla göremeyeceğim onu. Abla. Şadiye. Şadiye. Yemin ediyorum sana ya. Götürecekler bir şey sorup hemen getirecekler. Sen inanmıyor musun bana? Abla sözü diyorum yavrum. Ağlama canımın içi ağlama. İnanmıyor musun? Abla benim kabahatim. Abla ben bu işe ilk girdiğim gün çıkacaktım. Kartonoz terzi. Yaktın ulan hepimizi. Yaktın. Kentini de yaktın, bizi de yaktın. Cehenneme gideceksin. Bir saniye bakar mısın? Bu kızın nesi oluyorsun? Ablası. Zafer bu kız için mi işlemiş cinayet? Al kızım kardeşini gidelim. Karakolda ifade vereceksiniz. Abla. Hadi toparlanın çocuklar. Abla. Gidiyoruz. Abla. Abla. Abla.
size gelin abi. Abla! Arabaya geçin. Abla! Şadiye'yi saldırmış. Şadiye'yi saldırmış. Bak oğlum, tekrar soruyorum. İyi düşün, öyle cevap ver. Olaya bizzat şahit oldun mu? Gördün mü bir şey yaptığını? Şadiye'ye saldırmış. Şadiye'ye saldırmış. Sevdiğim kıza saldırmış. Şadiye'ye saldırmış. Nerede torunum? Nereye götürdünüz onu? Kimsenin torunu amca, ne bileyim ben. Zafer, birini bıçakladı dediler. Şimdi komiserim, benim bu abim olacak ahlaksız. Bu kızı o kartoloza satmış. Ne demek satmış? Şimdi kızım, bir münasebetin oldu mu senin maktulle? Yani Terzi İhsan'la? Allah korusun komiserim. Her şey olmuş olabilir. Tecavüz bile etmiş olabilir bu kıza. Ya ben sana yok öyle bir şey diyorum ya. Şadiye, koruma Mehmet'i, koruma Mehmet'i. Şşş, tamam. Bak kızım, bu ciddi bir mesele. Böyle bir durum vuku bulduysa eğer, doktor muayenesinden geçmesi lazım kardeşin. Yok. Şadiye, kızım bak sana tekrar soruyorum. Bir münasebetin oldu mu senin Terzi İhsan'la? Yok öyle bir şey diyorum sana. Yok. Hem sen benim abime niye iftira atıyorsun? Ben buldum, kendim buldum o işi diyorum sana ya. Sen o çeneni bir tutamadın değil mi? O çeneni bir tutamıyorsan zaten Şadiye. Bak olanlara bak. Şadiye, kendine gel Şadiye. Komiserim merhaba. Buyurunuz Necati Bey, hoş geldiniz. Buyurun avukatım. Komiserim, bu bey avukat Haluk. Tanırsınız. Evet, tanırım. Komiserim, izin verirseniz baş başa konuşalım. Sizin için mahsuru yoksa kızlar dışarı çıksın. Tabii. Fırat, sen kızları al dışarı çık oğlum. Çok sağ ol ya. Şadiye, canım iyi misin? Bak sen konuşmayacağım benden. Sen konuşmayacaksın. Hepsi senin yüzünden oldu. Senin yaygaran yüzünden katil oldu çocuk ya. Zafer'im sen iyi misin? Zafer, geri çek. Geri çek. Zafer, ne yapacaksın? Uzak durun. Ya nereye götürüyorlar beni? Ne yapacaksın? Şadiye. Ya Şadiye tamam, ağlama kızım. Bak avukat komiserle konuşuyor içeride. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Mahvettin oğlumu, yaktın onu. Allah belanı versin. Ne yapıyorsun sen ya? Ay bak seni yıkıyor ya hoca. Bırak. Ne yapıyorsun? Bak yeşile başına bak. Bırak. Neyi bırak? Tamam, kızı ne vuruyor? Tamam. Kemal Bey, kendinize gelin siz de. Vuruyor abi ya. Tamam, ben halledeceğim. Gelin benimle. Sen de geç şöyle. Otur. Fırat Bey sizi bekliyor. Günaydın. Merhaba. Otur lütfen. Çok güzelmiş ofis. Yakında kaybedebilirim bu ofisi. Neden? Sen çok başarılı bir bankacısın. O adamı bulmam gerek Narin. Bana yerini söylemelisin.
Ben karşı tarafın avukatıyım. Avukatı falan değilsin biliyorum. Nasıl tavladı o kıra seni şaşırıyorum doğrusu. Ben sadece onun avukatıyım. Ve sizinle pazarlık yapacağız. Koca İstanbul'da avukat kalmadı, seni mi buldu? Onunla anlaşmak zorundasın Fırat. Sadece beklemen gerekiyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Ondan sonra halledecek. Beni herifin ortağı sanıyorlar. Para yedim sanıyorlar. Kariyerim bitmek üzere. Beni ve ekibimi çok kötü uyuttu. Bu işi temizlemek zorundayım. Sen de bana yerini söylemek zorundasın. Yapamam. Yapamam. Konuşacağız. İnan bana hallolacak bu mesele. Rus ortağı parayı ödeyecek. Sadece bir aya ihtiyacı var. Ne içersin? Bol sütlü bir kahve. Mehmet nasıl? Efendim? Mehmet. Abin nasıl diye sordum sana. Gözlerine bakmadan veremem bu kararı. Ya elinden gelmezse? Bilmiyorum canım. Bilmiyorum. Güzel bir sürpriz. Seni beklemiyordum.
Zaman durmuş gibi sanki. Dünyada ikimizden başka kimse yokmuş gibi sadece sana sarılıp uyumak istiyorum bu gece. Ya. Çok seviyorum seni be. Çok seviyorum, çok. Ben de seni çok seviyorum. Sen olmasaydın ben zaten katlanamazdım bu hayata. Bizim seninle çok güzel bir hayatımız olacak. Sen çok güzel bir özelsin. Çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Ben inanıyorum yani. Sen? Hiç ayrılmayalım ne olur. Ben seni hep gezdiririm bak böyle. Sevgilim burada benim ne olduğunu öğrenirse ne yapacaksın? Benim için hava hoş. Ama o çocuk kırılmaz mı? Orada dağ başında tek başına saklanırken. Senin burada yaramazlık yapman doğru mu Nari? Yapman doğru mu Nari? Atıf benim sevgilim değil Fırat. Sakın sakın. Sakın bana yalan konuşma. Dün gece seni gördüm. Ne gördün ya? Ne gördün? Sana dün gece geliyorum dedim. Sen de evde çocukların olduğunu söyledin. Yani bana yalan söyledin. Sonra burnumun dibinden arabayla geçtin. Anlamadım. Ne yani? Bu bir ilişkim olduğunu mu gösterir Atıf'la? Dün gece Atıf Birsel'le bir evde buluştun, dağ evinde. Sonra içeri sarmaş dolaş girdin. E buraya kadar gelmişken bir seyredeyim dedim. O kadar romantiktiniz ki. Çok mutluydunuz. Burnun dibine kadar yaklaşmıştı. Ben de meraktan izlemeye devam ettim ama daha fazla dayanamayıp defoldum gittim oradan. Fırat gerçekten yanlış anlamışsın. Gerçekten çok dostça bir sarılmaydı o. Bana çok önemli bir şey anlatacaktı Atıf. O yüzden gittim oraya. İnan bana gerçekten. Ama bu nedeni bana anlatmayacaksın değil mi? Sen hem Atıf'la hem benimle mi birlikte olmak istiyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ha? Abuk sabuk konuşma! Abuk sabuk konuşma! Yine üstte çıkmaya çalışma! Senin Allah cezanı versin Fırat Kazan! Beni bu hale getirmeden de söyleyebilirdin. Ne söyleyeceksen anladın mı? Senin bana yaptığının cezası karşılığı yok! Bana gerçekleri söyleyebilirdin Narin. Seni anlayabilirdim. Biz senin önüne badireler atlattık. Ama sen bana yine yalan konuştun. Bana gerçekleri söyleyebilirdin. Ben de bunu anlardım. Sen yine çocukça davrandın. Çocukça bile değil. Sen... Sen Allah cezanı versin. Beni böyle bir cezalandırıyorsun sen. Ha?
Ne yapıyorsun? Okuldan dışarı çıkmak yasak. Baba. Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Kızım, prensesim. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun kızım? Hı? Gidelimize gidelim. Gel. Ama annem bizi almaya geldiğinde merak eder. Merak etmez kızım. Ben senin babanım. Hem annen akşam gelecek. Tamam mı? Hadi gel kızım. Gel. Gelmeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim? Ha? Ben senin babanım. Ben ne dersen bunu yapacaksın. Anladın mı? Şimdi şu arabaya. Söyle bakayım, annenin haberi olmadan sen nasıl telefon ettin? Ha? Banyodaydı, aradım işte. Aferin lan sana. Geç çık, geç. Ay, şeytan seni. Sen. Çek ayağını. Ne? Ben sinirli adam, bilmiyor musun ya? Bir anda oldu bitti yani, geçti bu. Ne bu kadar uzattın ya? Gülüm, bak sen benim başımın tacısın ya. Her şeyimsin benim ya. Ümmü, sen benimle başa çıkamazsın. Anladın mı? Dükkanı açacağız, malları içine koyacağız. Sen de başına geçeceksin. Oh mis. Hayatım, çocukların hatırına bari ya. Çocuklar bak ortada kaldı, korkuyorlar ya. Ha? Bırak bu oğlanların hepsini unutturayım sana ya. Ha? Bırak Recep. Özlemedin kız kocanı. Olmaz olsun, senin gibi koca Recep. Sen benim helalimsin. Recep yapma ne olur. Recep, Recep yok ya. Recep yok. Ben senin kocanı. Ses de çıkartma, çocukları unutacaksın. Surat asıyorsun ya, ha? Ben senin kocanım. Alacağını aldın Recep. Rahat bırak beni. Narin, kaybolma bir yere. Bizimkiler geldi.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede kaldın ya? Bak bak, geldiğime şükretmiyor da. Uçak rötar yaptı ablacığım. Evet, zavallı Fırat da ağaç olduğu alanda beklemekten. Nasıl olabilir? Selam Fırat. Memnun oldum, hoş geldin. İşte çok merak ettiğim Fırat. Bu da ablam Deniz. Niye merak edeyim canım? Fırat da beni şöyle birisi sanacak. Yani merak ediyorum da. Bak ben meraklı birisi değilimdir. Kardeşimin özel hayatında böyle bir mesafeli duruşum var. Bu Fırat'ın sana hediyesi. Aa süper. Şimdi girelim artık. Pardon, hadi geç evimize. Bakın çok zarifsin. Çok teşekkürler en sevdiğimden. Tanıştırayım. Gel Narin. Narin, diğer kız kardeşim diyebiliriz. Memnunum. Memnun oldu. Narin ablamın birlikte arkadaşıyla ev arkadaşları falan da yazmışlar. Ne haber Narin? İyi değilsin sanki. Yok iyi ya. Biraz fazla kaçırdı içkiyi. Başka boyutta ama iyi. Aa Narin. İçkiyi fazla kaçırdı. Çok şaşırdım doğrusu. Memnun oldum. Azimli ya tanışacak. İyisin değil mi? Beni tanımadı. İyiyim. Narin. Canım tamam tamam gel. Gel. Sorun değil. Pardon ya gel. Tamam iyisin değil mi? Dur. Deniz bir bez falan getir. Yazması o ya. Narin. Şunu. Canım, türkü söylemek istiyorsan türküyü de söyleyeceğiz. Önce bir yudum iç, hadi gel. Nari, bir yudum. Niye dağıttı bu kadar anlamıyorum. Kötü bir şey mi oldu? Sen Fırat'la ilgilen. Hadi aşağı inelim, bir şeyler atıştırırsınız siz de. Nasıl oldu? İyi, daha iyi. Hadi canım, uyu sen biraz. Ümmü. Hadi yardım edeyim kız. Yok istemem abi. Hayrola bu saatte? Maskara oldum bütün mahalle bu eşek sıpası yüzünden. Ne mahallede barınabiliyorum ne kahvede. Yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak ya. Dünyanın sonu değil ya Recep, evladın o senin. Biraz destek ol çocuğa. Kolay mı genç yaşta bu hale gelmek? Ne kadar üzülmüştür çocuk. Sevdiği de ölmüş gitmiş. Bula bula bir bozuldu. Ne olacak yani? Ne bekliyorsun ki? Anlamadım ben ya. Sana kime sevdalanacağı elinde olsaydı. Senin elindeydi Ümmühan. Ümmühan, pazardan mı? Evet evet Saliha abla. Giderken sana baktım ben, yoktun. He, erkenden gittim geldim ben. Kolay gelsin. Koşa koşa gittin, Erdoğan'la evlendin ya. Ne yapacaktım Recep? Sitti seni, senin Hatice'ye boşamanı mı bekleyecektim? Zengin karı diye koştun gittin, evlendin. Ne yapacaktım, evde mi kalsaydım? Maşallah, çok güzel yaptın ya. Vallahi. Kızım senin para göz baban vermezdi işsizim diye. Allah Allah. Ben mecburiyetten evlendim, yoksulluktan. Sen inadına gittin, Erdoğan'la evlendin. Bir de geldin yanıma. Oh, oh. Pazara gitmiştim Hatice. Sen nereye? Ben de çarşıya gidiyorum. Hemen geleceğim ama. Gitmişken de Narin'e bir uğrayayım da saçımı kestireyim diyorum. Kolay gelsin. Para? Anam verdiydi 3-5 kuruş. Akşama da şöyle güzel bir sofra hazırlarım. Sana da bira kalırım. Ailecek çoluk çocuk yer içeriz. Senin aileni de, kuracağın sofrayı da, ananı da. Puh!
Aa, Hatice Hanım hoş geldin. Gir gir buyur. Anne. Ne oldu? Yok canım bir şey. Şey için geldiydim ben. Çok ağırdı da saçlarım. Acaba dedim açık boyatsam mı? Ama. Aa tabii tabii. Keseriz de biraz şekilleriz. Kızlar da manikür pedikür yapar. Seni şöyle baştan ayağa bir elden geçiririz Hatice Hanım. Sen geç benim işim bitiyor şimdi. Anne kız nereden çıktı şimdi bu ya? Benim haftalığım yetmez o kadar şeye. Sonra babam para para diye tepeme çıkacak. Paran var benim canım. Kırmızı hoca istiyorum ben. Allah Allah. Gelmişken saçını kızıla da boyayalım. Yok canım. O kadar uzun boylu değil artık. Aynı kendi renginde kalsın. Belki açık açabiliriz tabii. Meyveler pek taze. Birkaç tane getirivereyim de akşama yersiniz dedim. Recep, gözünü seveyim yapma. Bak bir gören olur. Recep yapma. Bakma, gözünü seveyim yapma. Çok gören olursa olursun. Şadi ya. Evde yiyecek bir şey var mı? Ne lan? Niye sofra kuruyor o zaman? Tabak mı yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Abi ne bileyim. Benim de haftada almama 4 günü var ya. Annem de yok. Ne yapsak bilemedim ki. Meyve var ama. Ay anca geldik vallahi. Hazır bir şeyler var. Hemencecik hazırlarız masayı şimdi. Sıcacık börek var. Alıver Şadiye kızım. Bir de pirzola aldık. Hadi kızım kızartıver. Kız anne. Ne biçim olmuşsun ya sen böyle? Aman narinlerin orada azıcık kestirdim. Bir şey olduğu yok canım. Baba. Güzel olmuş değil mi anneme? Ha. Daha sallanacaksanız karnım çok aç. Arzanlara gideceğim. Yok 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 hazır şimdi. Sen şimdi börekten biraz atıştırırken etle hemen oluverir. Bardak getir kız rak koy. Dur dur. Al bunları ben koyarım. Aa! Allah senin belanı vermesin. Allah! Allah senin cezanı versin gerizekalı herif. Allah ben... Çekil lan! Çekil lan! Çekil lan! Bırakın! Bırakın! Götüreceğim yanımda. Bu cehennemden kurtaracağım kendimi. Şu liseyi bir bitireyim. Bir bitireyim. Abla, o zengin çocukla mı kaçacaksın? Kimseye ihtiyacım yok benim. Kendi başımın çaresine bakabilirim ben. İstanbul'a kaçarız Şadiye. İstanbul'a gideriz.
Nasılsın sevgilim? Sevgilim? Ben Narin Hanım'la mı görüşüyorum yoksa başka birini mi arıyorum? Sana başka kızlar da mı sevgilim diyor yoksa Fırat Bey? Vay be. İyi tamam öyle olsun. Ne zaman buluşalım? Yarın buluşalım mı? Alsana beni. Hem yemek falan yeriz. Tamam alırım. Tamam oldu görüşürüz. Hoşça kal o zaman. Abla, bunu sana çocuk mu aldı? Kaç paradır bu be? Kaldırayım ben bunu. Abla. Ha. Ne diyorsun sen öyle çocuğa? Sevgilin falan diyor. Vallahi çıkıyoruz biz Şadiye. Yani çok aşığız birbirimize. Sevgililer de öyle konuşuyor birbiriyle, normal yani. Yemeğe gideceğim dedi. Nasıl gideceksin sen yemeğe ya? Gebertireceksin mi sen babama kendini? Bakarız. Telefonuma dokunma sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.